ürün seçeneklerimiz. Seçenekler bir kullanıcı pazar yerinde her seçeneği farklı olarak, ürün olarak girdiğinizi düşünün. Kullanıcı girdiğinde bir ürüne girdi. Bunun kırmızı, mavi, yeşilini e, o anda karşısında görmesini sağlar. Eğer farklı olarak ürün girseydiniz kullanıcı tekrar çıkıp tekrar arama yapıp sizin diğer ürününüzü de bulmasını beklerdik. Bu yüzden seçenekler bizim için en önemli kısımlardan bir tanesi. Hele ürünlerimizin bedenleri, renkleri, boyutları var bunu seçeneklerde doğru bir şekilde e, kurgulamamız gerekiyor. Seçeneklerle ilgili ekranda şimdi bazı alanları size anlatacağım. Proparsa seçenek kullanabilmek için sağ tarafta kategori özellikleri var. Yani bu ürünün kategorisinde seçenek ekliyorsunuz. Her yeni bu, bu, kategori her yeni ürün eklendi. Beden, ve renk set varsa e, varsayılan bir seçenek olacak. E, bedeni gördük. Yeni bir seçenek eklemek istersek buradan ekliyoruz. Yani örnek sadece renk ekledik. Yanına beden eklemek için yeni seçenek ekle deyip buraya adını yazıyoruz. Boyut kaydet dediğimizde sayfaya gelecek. E, bunun bir de değerleri var. Bedenin değerleri. 12 ay bir, e, varsayılan size hmm, tek beden. 3 aylık, e, 12 aylık gibi. Mesela şu x fazla, bunu mesela silmek isterken önce ürünleri tıklıyorum, bunu kullanan seçenek varsa görüyorum, yokmuş. Yoksa şunu buradan silebiliyorum. E varsa, her bir ürüne bağlıysa silmeye izin vermez. Yeni bir değer eklemek için de yeni değer ekle diyoruz. 18-24 ay. Bu kadar. Şimdi ürüne geldiğimiz zaman, direkt olarak yeni eklediğimiz değer karşımıza çıkacak. Yeni eklediğimiz değer 1824 direkt karşımıza çıktı. Bunu kaydedip seçebiliriz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz kısım miktar. Seçeneklere 2 adet, 4 adet burada adet veriyoruz. Satıldıkça bu adetler düşüyor. Fiyat ise, fiyat ise fiyat grupları bölümünde fiyatları anlatmıştık sizlere. Eğer tüm seçeneklerin fiyatı aynı ise tek tek fiyat girmenize gerek yok. Ama her seçeneğin fiyatları farklıysa her seçeneğe fiyat verebilirsiniz. Eğer çoklu fiyat kullanıyorsunuz yani N11'de farklı, Amazon'da farklı fiyatlar kullanıyorsanız fiyat gruplarına tıklıyorsunuz, her pazar yerinde görünecek fiyatı seçiyorsunuz. Ama buranın dediğim gibi kuralı şu, buraya hiç fiyat girmezsek yani sıfır bırakırsak bu üründeki alacağı fiyat burada varsayılan fiyat alır. Eğer fiyat girersek seçenekteki fiyat alır. Fiyat konusu önemli. Sağ tarafta barkod var. Burada ve altında üretici kodu var. Şimdi buradaki barkod ve üretici kodu her seçenekte, her üründe farklı olmak zorunda. Burada kullandığınız barkodu ya da e, seç <laughs> üretici kodunu başka bir seçenekte, başka bir üründe kullanamazsınız. Son olarak burada anlatmak istediğimiz kısım fotoğraflara Şimdi fotoğraflara her üründe farklı fotoğraf verebilirsiniz her seçenekte farklı fotoğrafı tek tek tanımlayabilirsiniz. Her bir yanına mouse'u getirdiğinizde fotoğrafları göreceksiniz. Yine mouse'u getirdiğinizde burası sil butonu çıkıyor. Bu seçeneği silmek isterseniz de sile basıp silebilirsiniz. Eğer ki pazar yerinde bir yere bağlıysa silinmez. Önce pazar yerinden kaldırmanızı ister. Onun dışında silebilirsiniz. Fotoğrafları tıklıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraflar. Buraya sürükle bırak yapabilirim. Ya da artıya tıklayarak fotoğraf ekleyebilirim. Burada Pro e, Propast'ın genel kurulu birinci sıradaki fotoğraf seçeneğinin birinci fotoğrafı oluyor. Yani e, destekleyen pazar ayarları mesela gittiği videoya girdi kullanıcı. Kırmızı rengi, somon rengini seçtiğinde somon renginin fotoğrafını görüyor. Amazon'da somon 18 ayı seçerse onun fotoğrafını görüyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Özellikle gittiği gibi platformlarda fotoğraf, seçeneklerde fotoğraf girmek zorunlu. Şimdi fotoğraf kimin diğer kolay tarafı da özellik fotoğrafları diye belirttiğimiz bölüm. Soldaki buton. Burada ise mesela <laughs> renk değeri. Sarı renk olanların hepsine fotoğraf gir diyebiliriz. Direkt fotoğraf ekle diyebiliriz. Yani sarı renk kullananların hepsi aynı fotoğrafa kullanır. Ya da 18'e aynı fotoğraf kullan diyebiliriz. Seçeneklerde diğer belirtmek istediğimiz kısım seçenekleri ekledikten sonra sol bölümde çok satıştan e, sizin eklediğiniz 18-24 ayın pazar yerinde neye denk geldiğini seçmeniz gerekiyor e, pazar yerinin çünkü varsayılan değerler olabiliyor oradaki filtreye uygun bunu seçmeniz gerekiyor. Diğer bir e, dikkat edeceğiniz kısım da örnek e, 42 numara ayakkabı İngiltere 6 numara denk geliyor yine onu sol bölümde çok satışta ee, pazar ayarları arasında kategori eşleştirme bölümünden eşleştirmeniz gerekiyor.